Bülent Erandaç Ahlaksız Sevilla Haritası Girit Adası açıklarında sismik araştırma yapan Oruç Reis'e selam olsun. Avrupa'nın ahlaksız Sevilla haritasını yırtıp atmasaydık, Türk donanması Girit açıklarına kadar alana hakim olamazdı. 1994'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin kıyı şeridinden 12 deniz mili açığa kadar olan kısım o ülkenin kendi karasularıdır. 12 milden sonraki 188 mil genişliğindeki kıyı şeridi boyunca uzanan alansa münhasır ekonomik bölge olarak adlandırılır. Bu bölgedeki su tabakasıyla deniz yatağının altındaki zenginlikler tamamen o ülkenin kullanımına verilmiştir. Eğer bu 188 mil karşı anakaradaki bir ülkenin 188 miliyle çakışırsa Söz konusu ülkeler bir araya gelip müzakerelerle münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirleme hakkına sahiptirler. Bu gerçekler ortadayken Avrupa ve Yahudi petrol baronları Akdeniz doğal ve deniz kaynaklarına çökmek için Sevilla Üniversitesi'ne uluslararası deniz hukukuna aykırı bir harita hazırlattı buna göre 1600 kilometre ile Akdeniz'deki en uzun kıyıya sahip Türkiye'ye münhasır ekonomik bölge olarak sadece Antalya Körfezi bırakılıyordu. Yunanistan ise neredeyse Akdeniz'in büyük bir kısmında söz sahibi olarak gösteriliyordu. Bu harita kerameti kendinden menkul ısmarlama bir yağma haritasıydı. Dünya tarihinden eşi benzeri görülmemiş bu kepaze haritayı Başkan Erdoğan, Türk devlet aklı dost ve kardeş Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yaparak yırtıp attı. Akdeniz doktrini çerçevesinde bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. Yunanistan'ın fazladan hükmetmeye çalıştığı 100 bin kilometre üzerinde bir deniz alanının kullanım hakkı Türkiye'ye geçti. Libya'nın doğu kıyılarından başlayıp Antalya Körfezi'nin batısında kalan kıyı şeridine kadar uzanan, takriben 250 kilometre genişliğindeki deniz şeridinin kullanım hakkı tamamen Libya ve Türkiye'ye aittir. Macron Libya petrolüne çökmüştü. Türkiye'yi karşısında bulunca çıldırdı. Lübnan'ın Türkiye ile yakın ilişkileri ise Lübnan'ı mandası sanan Macron'un uykularını kaçırıyor. Libya ile yapılan anlaşma, Türk donanmasının Girit Adası açıklana kadar hakimiyet bölgesine dönüştü. Girit açıklana kadar Türk sondaj gemileri çalışacak, bu bölgenin Yunanistan'a ait olmadığı akıllara sokulacaktır. Ege adalarını silahlandıran Yunanistan, Türkiye'nin tam menziline girdi. O adalardaki silahlar söktürülecek, Ege'de işgal ettikleri 16 adadan Yunanistan kovulacaktır. Suriye'ye yönelik barış harekatları İsrail'in planlarını bozmuştur. ABD ile birlikte Kuzey Suriye'de kurguladıkları koridor havaya uçtu. Suriye'de PKK devletçiyi İsrail'in uzantısı olacaktı, oyun bozuldu. İsrail, Rumlar ve Yunanlarla beraber Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya götürecek İsmet Boru projesi hazırlamıştı. Türkiye'nin Girit açıklarına kadar kurduğu hakimiyet bölgesi Boru hattının kurulmasını durdurdu. İsrail'in Rum Güney Kıbrıs'tan Girit Adası Mora arasında planlanan boru hattı Türkiye'nin münhasır ekonomik alanından geçeceğinden Türkiye'nin onayını almak zorundadır. Mavi vatana uzanan elleri kırma kararlılığımızı gösteriyoruz. Yüzyıl önce İngiliz ve Fransızların çizdiği ahlaksız haritalara boyun eğmek zorunda kalmıştık. Yüzyıl sonra kepaze haritaları yırtıp atan bir Türkiye. Kenetlenmiş 83 milyonluk Türkiye gerçeği var. İstikbal Savaşı'nı da kazanacağız. 2053-2071'de Türk milletine Büyük Türkiye bırakmaya kararlı Başkan Erdoğan'a minnettarız. Bülent Erandaç